vermeyeceksiniz. Ben kullanmadım ki. Peki kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ben büyükelçiyim. Büyükelçi böyle şeyleri söylemez. Hoş bulduk. Bu seçimlerde kime oy verdin? Tabii ki her zaman dünya liderine. Kim o? Kim o? İkiniz de mi Türksünüz? Evet. Çok iyi. Aa çok iyi ya. İyi günler. Siz de polis siz de mi? Well, that's so cool. They have Turkish police officers in the US. Ne mutlu Türk'üm diyorum. Sağ olun. Gençler kendinize iyi bakın. Merhaba, anket yapıyorum. Size soruyorum. Kardeşim, üniformalıyız ya. Tamam, kusura bakmayın. Yılma hoş geldiniz. Umuyorum ki herkes çok iyidir. Benim ismim Can ve bugün sizlere hayatımdaki önemli bir dönüm noktasını paylaşmak için geldim. Bir Türk vatandaşı olarak 14 Mayıs'taki başkan ve milletvekili seçimlerinde ilk defa oy kullanacağım. Bu tüm vatanımızın ve vatandaşlarımız için ne kadar heyecan vericiyse, inanın benim için de öyle olacak. Yurt dışındaki yaşayan Türk vatandaşların oy verme sürecine ilişkin sizlere bir bakış açısı sunmak ve aynı zamanda Büyükelçiliğin dışında siz yurttaşlarımızın oy tercihlerini sunarak bir anket blogu oluşturmak istiyorum. Şunu da net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bu Cumhurbaşkanlık seçiminde benim oy vereceğim aday, kadın haklarını savunacak, hukuk, adalet ve insan haklarına önem verecek, ekonomi krizi ele alıp ülkemizin kalkınması için üretim imkanlarını teşvik edecek ve aynı zamanda Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı çalışacak bir adaydan bahsediyorum. Belki tahmin etmişsinizdir, Kemal Kılıçdaroğlu çünkü geliyor gelmekte olan. Merhaba arkadaşlar, şu an DC'ye vardım, ailemle buluştum. Washington DC'nin bir tane meşhur sokağı var, bütün ülkenin konsolosluklarının olduğu yer. Şu an biz de Türkiye'nin büyük elçiliğinin ofisine gidiyoruz oy vermeye. Bakın göstereyim size. Manzara şöyle. Oy kullanacak mıydınız? Anket yapıyoruz da size sorabilir miyim? Tamam. Alright, they also said no guys. İyi günler, merhaba, nasılsınız? Anket yapıyordum da sorabilir miyim? Hey guys, are y'all gonna vote? You voted? Can I ask who you voted? Anketim için YouTube kanalında. Alright, it's all good, thank you. İyi günler. Anket yapıyorduk da sorabilir miyiz kime verdiniz oyunuzu? Millet İttifakı. Aslında Türk'üm. Kime oy verecektiniz bu sene? Anket yapıyorduk da. Ha tamam. Merhaba beyefendi, iyi günler. Anket yapıyorduk da. Kime oy vereceksiniz bu sene? Bu sene artık Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Peki neden Kemal Kılıçdaroğlu? Yani kardeşim kaç yaşındasın? Ben 19'um. 19'um. Ben 22 yaşındayım. Ben hayatımda başka iktidar görmedim. Bu giden iktidar kardeşlerimi görüyorum. Özellikle de Amerika'da hani buraya gelen kardeşlerimi görüyorum. Kendilerine ne kadar şanslı olduklarını söylüyorum. Bizim diğer kardeşlerimiz, Türkiye'deki kardeşlerimiz maalesef yani bırakın genç olmayı. Buradaki hani averaj bir hayata bakın. Bir de Türkiye'deki averaj bakın. Buradaki averaj bir öğrenciye bakın. Bir de karşıdaki yani Türkiye'deki öğrencilere bakın. Bu en büyük adaletsizliktir. Size sorabilir miyim kim oy vereceksiniz diye getirdiniz? Tabii sorabilirsin ama şu anda söylemem çok doğru olmaz. Çünkü müşahit olarak görünmüş var. Ha öyle mi? Evet. Tamam. Tahmin ettim belki de verdiğinizi. Güzel insanlara benziyorsunuz bir tercihli. Güzel insanlar kazansın. Aynen güzel insanlar evet. Kazansın. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Anket yapıyordum da ben YouTube kanalım için. Size sorabilir miyim kime oy verdiğinizi? Vermedik mi? Yok daha vermedik. Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyoruz. Peki. Bizden başka çıkmaz oraya. Atatürk'ün yolundan değil mi? Tabii ki de. Aynen. Her zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Anket yapıyorduk da acaba sorabilir miyiz kime oy verdiniz diye? Millet İttifakı. Millet İttifakı'na. Peki niye Kemal Kılıçdaroğlu? Birçok sebebi var tabii ki. Yani ülkenin durumu ortada. Adalet yok. Eşit haklar yok. Özgürlük yok. Bilim geri planda. Özgürlükler yok. Ekonomi çok
çok berbat çok kötü bir durumda. Yani bütün bunları değerlendirince tabii ki değişiklik olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Çok haklısınız. Ben de bugün ilk defa oy kullandım. Millet İttifakı'na verdim. Ümitliyiz gençler olarak. Can we ask who your wife is voting for? I think she's going to vote for JJ Pay. Yeah, for sure. Kemal Kılıçdaroğlu. Yeah. This is going to go on YouTube. Is that all good? Yeah, man. he's always thank you so much, sir. Y'all have a good day. Ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bye bye. İnşallah. JHP. JHP all the way. Evet. Yes sir. Bye bye. Paylaşmak ister misiniz oy tercihinizi? Tabii. Kılıçdaroğlu. Aha. Niye Kılıçdaroğlu peki? Çünkü o en iyisi. En iyisi. Aha. Teşekkür ederiz. Yani. İyi günler. Merhaba. Türk müydünüz? Oy kullanacak mısınız? Yok, ben Türkiye'de kullanacağım. Türkiye'de kullanacaksınız. Peki kime vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Peki niye Kılıçdaroğlu? Artık adalet gelsin, hukuk gelsin. Evet. Kayırmacılık bitsin. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sağ ol. Paylaşmak ister misiniz oy tercihinizi? Vallahi Kılıçdaroğlu'na verdim ben de. Peki niye Kılıçdaroğlu? Yeter artık ya. Değişime ihtiyacımız var değil mi? Evet. Yeni yüzler, yeni simalar. Evet. Çok haklısınız. Teşekkür ederiz. İyi günler. Merhaba, iyi günler. YouTube kanalım için anket yapıyorduk da paylaşmak ister misiniz oy tercihinizi? Evet, Kılıçdaroğlu'na verdim. Niye Kılıçdaroğlu? Umut var etti. Umudunu çok değerli buldum. Evet. Çok evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet. Oy tercihinizi paylaşmak ister misiniz? Evet, Kılıçdaroğlu'na verdim. Peki niye Kılıçdaroğlu? Ülkenin daha çağdaş, demokratik bir ülke olabilmesi için. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Kimi tercih ediyordunuz bu? Cumhurbaşkanlık seçiminde. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki niye sorsam size? Niye? Dürüst adam. Hak yemeyen. Adaleti ve insanlarla kaynaşmayı, hep bir arada yaşamayı hedef olan bir kişi. Yani ayrıştırmayı sevmeyen bir kişi. Hepimiz aynı ülkenin vatandaşıyız. Senin dinin, ırkın fark etmez. Evet. Fikir ayrılığımız olabilir. Aynı şeyi sevmek zorunda değiliz. Ama anlaşmak zorundayız. Birbirimize saygı duymak zorundayız. Ama içindeki hükümet bizleri birbirimize düşürdü. Çarşı herkese karşı. Evet, Çak. Beşiktaşlı mısın sen? Ben Türkiye ve Beşiktaş'ı çok seviyorum. İyi günler size, görüşürüz. Ne öyle dur? Ben mi? Yok, Erdoğan. Erdoğan ne öyle? Diyarbakırlı. Diyarbakırlı mı? Sen kaybettin. Peki size sormak istiyorum. Niye Erdoğan'a oy verdin? Niye vermeyeceğim hemşerim ya. Peki ülke için ne yapıyor? Yani? Ne yapıyor? Ne yaptığı belli. Herkes görüyor. Dünya görüyor onu. Peki mesela ne yaptı? Ne yaptığını sen görmüyor musun? Sen gözlerini al da kapalı. Benim gibi gözlük mü var sana? Yani görmedim. O yüzden soruyorum. Ya görmüyorsun. Ne kadar zamandır buradasın? 8 sene oldu. 8 sene. O zaman bir Türkiye'ye git de gör. Gidiyorum. Annemi ziyaret etmeye gidiyorum. Ya, git de gör o zaman. Tamam, sağ ol. Her şeyi yapıyor, her şeyi. Ama Türkiye'de daha da kötü. Olacak, her tarafa, dünyanın her yeri öyle. Sadece bizde değil. Sadece bizde değil, dünyanın her yeri. Teşekkür. En iyi ekonomi gene bizdedir. Siz biliyorsunuz onu, en iyi ekonomi bizde. En iyi ekonomi bizde bro. Tamam, Türkiye'de. Merhaba beyefendi, nasılsınız? Teşekkür ederim. Anket yapıyordum da size sorsam kime oy vereceksiniz? Kullanmadım ki. Peki kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ben büyükelçiyim. Büyükelçi böyle şeyleri söylemem. Cumhurbaşkanım o zaman. Ya ben buranın büyükelçisiyim. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Biliyor muyum kime oy verdiniz? Kemal Kılıçdaroğlu. Hayırlı olsun. Niye verdiniz peki? Niye verdik? Değişim iyidir. Değişim zamanı. Değişim lazım. Evet, kesinlikle. Bir değişim lazım. Ülkenin bir değişimi ihtiyacı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size sorabilir miyim? Merhaba. Tabii sorabilirsin. Kime oy verdiniz? Bir oy tipe, bir oy Kemal Bey'e. Çok iyi. Peki niye Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiniz? Çünkü kendisi dürüst bir insan. Çünkü kendisi başka insanlar gibi dolandırıcı değil. Ve biz ona çok inanıyoruz. Ülkenin ihtiyaç duyduğu değişimi getireceğini biliyoruz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Buradayım. Veli.
Bizim liderimiz bu arkadaş. Bu arkadaşı konuşuyor. Merhaba. Oyunuz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kime verdiniz? Millet İttifakı'na verdim. Millet İttifakı. Peki neden Millet İttifakı? Değişime ihtiyacımız olduğu için. Zamanı geldi. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba arkadaşlar, anket yapıyorum. Benimle paylaşmak isteyen var mı oy tercihini? We have freedom of speech. Evet, paylaşmak ister misin? CHP'ye verdim. Neden ki temalde sonu verdin? Çünkü onu seviyorum. İyi bir insan değil mi? Evet. Aynen, sağ olun, iyi günler. Gençler, bir şey soracağım size. Hangi takımsınız? Futbol. Galatasaray, ben de cimbomluyum, çak. En sevdiğin oyuncu kim? Hangi? Mario Cardi. Celebration'ı biliyor musun? Şöyle yapıyor. Gol attığında. Messi gibi. Galiba. Yanılmıyorsam. Sen hangi takımsın? Galatasaray ama oyuncudan bilmiyorum. O yüzden bilmiyor musun? Çok teşekkür ederim gençler. Kime oy vereceksiniz? CHP'ye. CHP'ye. Peki neden kim arkadaşlar oğlum? Dürüstlüğü için. Adil Aynen. olacağına inandığım için. Ben de öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Siz kullandınız mı? Evet. Kime verdiniz? Biden'a ve Trump'a. Why Biden? Why Biden I Trump? I gave both. I love, you know. You love both. Merhaba abicim. Oy kullandınız mı? Yok, kim kullanacağım? Kime vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Ben de valla verdim. Ha. Emeğine sağlık abicim, ver. Ha. Değişime ihtiyacımız var. Ha. Sağ ol abicim. Verecek miydiniz? Anket için söyleyebilir miyim kime vereceğinizi? Siz paylaşmak ister misiniz? Ben CHP'ye verdim. Ben de Millet İttifakı'na verdim. Are you gonna vote, kanka? Evet. Sen de ver. Söylemez. Söylemez misin? Siz? Whom are you gonna vote for, he says. Erdoğan. You're gonna vote for Erdoğan? Evet. Can I ask why? Why? I love him. He's a good man. Why? He is the perfect person for Turkey and for the Middle East. What has he done for Turkey? What has he done? He developed Turkey from nothing to something. Is that why $1 is 20 lira? Paylaşmak ister misiniz? Paylaşırım tabii. Kime verdiğimi? Evet. Kılıçdaroğlu. Niye kime Kılıçdaroğlu? Dürüst. Daha ne olsun? Yetmez Aynen. mi? Haklısınız. Yani insanlar duysun diye soruyorum tabii, ben tabii. de. Tabii tabii. Dürüst olması bile yeter. Binlerce Aynen. söyledim. Adalet geri geldi. Evet. Çok o teşekkür ederim. İyi günler. Evet arkadaşlar. Yanımda yakışıklı abim var. Sana soralım, bu seçimlerde kime oy verdin? Bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Peki niye verdin? Bugüne kadar Tayyip Erdoğan'a hiçbir zaman oy vermedim. Oy vermeyi de planlamıyordum zaten. Türkiye'mizin, Atatürk'ün geriye bıraktığı bu cumhuriyeti, demokratik bir sisteme ihtiyacı. Orta Doğu, Asya'da gördüğümüz birçok ülkede olduğu gibi tek adamlık, diktatörlükler belli bir süre sadece ayakta kalabiliyorlar. O yüzden Erdoğan'ın gidişiyle parlamenter sisteme dönüş, ülkemizin demokratik bir şekilde ilerlemesi için ben kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim bu sefer. Hiç de pişman değilim. İyi yaptın. Çünkü ben de aynısını yaptım. Evet arkadaşlar, son röportajım için özel birisini davet etmek istedim. Değerli babacığım. Evet, bu seçimlerde kime oy vereceksin? Bu seçimlerde ben oyumu kullandım bugün. Peki kime verdin? Kime verdim? Kılıçdaroğlu'na verdim. Niye Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu'nun olması çok sebep var. Kısaca bir üzerinden geçersem, son 20 yıldır ülkenin tüm milli varlıklarını, tüm değerlerini, geleceklerini, hatta ülkenin 20 yılda kasasına girmesi gereken gelirleri dahi çaldılar. Gelecek nesillerin umutlarını çaldılar. Adalet bırakmadılar, insan hakları kalmadı. Kadın, çocuk, hayvan, doğa ne varsa korkunç eziyetlere maruz bırakıldı. Bir şekilde bu sistemin değişmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Bizim de sözümüz olsun. 14 Mayıs'ta Türkiye'ye bahar gelecek.